Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Enes arkadaşımla birlikte, Enes arkadaşım buraya turist olarak geldi. Turist vizesi alırken neler yaşadı, neler yaptı, nelere dikkat etti. Ve aklımıza gelen genel sorulan sorularla ilgili birkaç şey açıklayacak. Bu şekilde belki birkaçınız aklında olan soruları giderebiliriz ve bakalım. Evet Enes, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, şu her an şey güzel. Manhattan'dayız. Şu an Manhattan'da. Central Park'ta oturuyoruz. Aynen. Halimiz, keyfimiz güzel. Manzaramız da şahane. Evet. Doğa ve beton iç içe burada. Evet. Her şey güzel. Evet, o zaman geçiyorum sorulara. Geçelim. Turist vizesini kimler başvurabilir öncelikle Türkiye'den? Yani herhangi bir kısıtlama var mı, yoksa kimler başvurabilir? Turist vizesinde herhangi bir kısıtlama yok. İsteyen herkes turist vizesine başvurabilir. Yani herhangi bir öğrenci veya çalışan? Öğrenci, çalışan, emekli, herkes başvurabilir. Herhangi bir suç kaydı vesaire yoksa yani. Peki lisedekiler de başvurabilir mi mesela, liseye okuyan bir öğrenci? Tabii liseliler de başvurabilir. Herhangi bir yaş sınırı da yok, şu yaştakiler başvurabilir diye. İsteyen herkes başvurabilir. Tamam. Peki başvurmak için yani neler gerekli? Çünkü herkes başvurabilir ama nasıl başvurabilir? Başvurmak için belli başlı evraklar gerekli. Konsolosluk sizden maddi durumunuzu öğrenmek için işte maaş bordrosu, çalışıyorsanız maaş bordrosu, emekliyseniz emekli maaşınızın yattığı banka hesabı, işte üstünüze kayıtlı olan ev, araba, işte arsa, hani tapuları da istiyorlar. Bu şekilde sicil kaydınızı istiyorlar. İşte E-Devlet'ten belli başlı belgeleri istiyorlar. Bu şekilde. Peki başvuru yaparken danışman kullanmalı mıyız? Kullandın mı? Kullanmayı önerir misin? Kullandıysan. Şöyle söyleyeyim. Ben bu vizeye iki kere başvurdum. İlkinde red yedim. İlkinde red yedim. Danışmansız başvurduk biz. 6 kişi gitmiştik yani. Annem, babam, ben, yeğenlerim ve abimin eşi, toplam 6 kişi gitmiştik. Belki de bunun bir etkisi oldu, çok kalabalık gittik diye. Danışman kullanmadık, kendimiz doldurduk o formları. Formun ismini unuttum şimdi ama. Kısacası onda red yedik. Daha sonraki başvurumuzda bir danışman kullandık. Artık bir kere daha red yemeyelim, artık almak istiyoruz diye. Danışman kullandığımızda danışman bize şunu önerdi. Çok kalabalık gitmeyelim, anne ve babana ayrı alalım. Sana ayrı alalım tavsiyesinde bulundu. Annemle babam ilk olarak mülakata girdi. Turist vizesini aldı. Daha sonra ben mülakata girdim ve ben turist vizesini aldım tek başıma. Yani danışmanın nasıl bir büyük etkisi var bilemiyorum ama biz danışmanla yapınca aldık, öyle söyleyeyim. Anladım. Yani danışmanın bir faydası var mı yok mu bir şey diyemiyorum. Belki de tek tek gittik diye, yani az oldu. Kişi gittik diye oldu. Belki danışman, yani ona bir şey diyemiyorum. Ama danışman mesela sizi bir şeye yönlendirdi mi? Mesela şu belgeleriniz var mı? Mesela eksik bir belgeniz var mıydı? Gibi yani mesela. Danışman kontrol ettin belgelerinizi? Danışmanla ilerleyince tabii çok kontrollü ilerliyor. Belgeyi tek tek danışman inceliyor işte. Mesela atıyorum babam emekliydi. Emekli maaş dokümanını mesela 2 aylık aldı diyelim. Danışman bakıyor, bu son 3 ay olması lazım diyor. Sana son 3 ayı aldı yani diyor. Yani istemsiz de olsa bir faydası oluyor yani, tabii, değil mi? Tabii yani. Dolay yolda kontrolü ilerliyor. Belgelerde bir eksiklik olmaması adına. Peki şimdi mülakatta ne soruyorlar diye soracağım ama mülakata gitmeden önce az önce biraz bahsettim. Tam olarak hangi belgeler mesela isteniyor? Daha görüşmeye gitmeden önce neleri hazırladınız? Mesela dedim 3 ay önceki maaş bordrosu gibi mesela. 3 aylık maaş dökümü işte. Ama bu tabii çalışmanlar için ayrıdır. Çalışmanlar için ayrı. İşte mesela ben tek gittiğimde de vize danışmanı bana şey hazırlattı. Babam bir mektup yazdı. İşte oğlum şu şu tarihler arasında Amerika'ya seyahat edecektir. Sponsoru benim. Çünkü ben o zaman öğrenciydim. Üniversite öğrencisiydim. Yani babanı sponsor olarak gösterdim. Babamı sponsor olarak gösterdi. Babam bir mektup hazırladı. Yani ben işte oğlumun masraflarını ben karşılayacağım. Şu tarihler arasında bir tatil yapacak diye. Onun haricinde işte dediğim gibi E-Devlet'ten sicilinize dair belgeler isteniyor. Şimdi tam detaylı hatırlamıyorum onları. Onun haricinde biraz işte konsolosluğa şeyi... Öğrenci belgesi tamam. Götürdün mü peki? Ha, öğrenci belgesi tabii. Transkript, öğrenci belgesi. Daha çok şeyi öğrenmek istiyor konsolosluk. Nasıl diyeyim? Sen oradan geri dönecek misin? Sana bu vizeyi veriyoruz ama maddi durumun iyi mi? Oradan geri dönecek misin? Türkiye'de bir düzenin var mı? Mesela benim düzenim Türkiye'de öğrenci olmamdı. İşte babamın düzeni... O zaman dükkan da işletiyordu. Dükkan evraklarını gösterdi mesela, işte Ankara Ticaret Odası'ndan dükkana ait
belgeleri gösterdi. Yani o zaman ikna oldular, işte bu adamın burada işi var. Bu adam geri dönecek dedi. İşte bu çocuk burada üniversite okuyor, geri dönecek. Okulunu bitirecek yani. Peki mülakata gittiğinizde neler oldu, neler sordular? Veya bir şey daha sorayım. Mesela bankada para gösterdin mi? Bankada. Ki baban sana şey oldu, kefil oldu ama evet, bankada da bir banka hesabı. Çünkü bunu herkes soruyor. 10 bin dolar gibi bir şey şu an dolanıyor. Doğru mu? Yani 10 bin dolar göstermek lazım mı? Tabii şu an ne kadar göstermek sen lazım ne kadar göstermek bilmiyorum ama ben para gösterdik tabii. Babam zaten işte hani dükkanın hesabını gösterince zaten onlara yeterli oluyor hani. Hı hı. Ama mesela şimdi ben başvuracağım diyelim. Yani ben ne göstermem lazım? Şu an ne kadar? Ya yapacağınız tatile bağlı bir de. Şimdi konsolosluğa diyeceksiniz ki işte ben bir haftalık tatil planlıyorum. Hı hı. İşte burada bir haftada ne yer içersin? Oteliydi, gezip tozmasıydı vesaire falan filan. 1000 dolar. Yani işte he. 2000 dolar. 2000 dolar civarı para göstermek. Ya bu biraz da süreye bağlı. Sen oraya dersen ki işte ben bir ay tatil planlıyorum. Bir ay şöyle bir gezeceğim, rota oluşturdum. İşte banka hesabında sen tutup 1000 dolar gösterirsen bir ay için. Sen ne yapıyorsun der yani. Evet. 1000 dolar. Yani 1000 dolara hiçbir şey yapamazsın. Aynen. O zaman bir soru. Yani evet. O para mevzusu sizin planladığınız tatile bağlı. Yani sizin konuşma şeyinize de bağlı. Bir de gitmeden önce mesela söylemedin ama uçak bileti, otelde kalacağın yer gibi şeyler, bunları gösterdin mi? Evet. Onu da istiyorlar. İşte tatil planladım deyince nerede kalacaksın diyorlar. Mesela burada tanıdığınız varsa o davetiye konusunu da konuşmuş oluruz. Hı hı. Burada tanıdığınız varsa davetiyeyi gösteriyorsunuz zaten, işte tanıdığınız yazıyor şu tarihler arasında benim yanımda kalacak diye. Ama tek başınıza turist olarak gelecekseniz işte otel rezervasyonu istiyorlar, nerede kalacaksın diyorlar. Hatta şeyi sor yani, ne kadar, nasıl bir rota oluşturdun diye de soruyorlar yani, nerede gideceksin diye. Uçak bileti de istiyorlar. Uçak biletini de rezervasyon yapıyorsun. Hani direkt ya, parayı tamam, ödeyip almıyorsun. Rezervasyon yapıyorsun. Bazı firmalar yapıyor onu. Hı hı. Anladım. Yani uçak bileti aslında önemli yani burada. Tabii. Rezervasyon yani dönüş önemli. Biletini görmek istiyorlar. Gidiş? Gidiş diyor. Yani gidişi yani zaten göstereceksin. Özellikle dönüşü görmek istiyorlar yani. Hangi tarihte mesela olacak? Bazıları şey düşünüyordur yani, ben daha almadan niye uçak biletine rezervasyon parası vereyim gibi. Onun için sordum. Ya rezervasyon parası ben vermedim işte, diyorum ya, bazı firmalar rezervasyon parası almıyorlar. Bileti ayırt ediyorsun yani. Anladım. Onu göstermek bile yeterli oluyor ilk başta. Peki mülakatta başka neler sordular? Mülakatta başka neler sordular? Daha önce yurt dışına çıktın mı? Yani sorusu. Neler sordular? Şimdi ara bahsettik de. Daha önce yurt dışına çıktın mı sorusu soruyorlar. Çıktıysan onun üstünde duruyorlar biraz. Nereye gittin, ne yaptın işte. O da mı turistikti vesaire. İşte öğrenciysem okul hakkında soru soruyorlar. Kaçıncı sınıfsın? Ne okuyorsun? İşte bana şeyi sormuşlar mesela. İşte ben 3. sınıftım o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Buraya gelip çalışmayı düşünüyor musun dediler mesela. Hani, nereye, buraya mı? Hayır. Türkiye'ye geri dönüp Türkiye'de çalışmayı düşünüyor musun? Yok. Ya onu da o bir nevi onu soruyor. İşte Amerika'da mı çalışmayı düşünüyorsun? Burada mı çalışmayı düşünüyorsun? Ben dedim Türkiye'de çalışmayı düşünüyorum. Bunlar önemli. Sen orada dersen ki ben Amerika'da çalışmayı düşünüyorum. Adamın kafasında soru işareti olabilir yani. Hani o zaman da vermeyebilir. Orada çalışmak için her yolu deneyebilir mi acaba? Kaçak olarak orada kalır mı vesaire gibi soruları aklına getiriyor. Olabildiğince buraya, Türkiye'ye geri döneceğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Başka bir şey var mı? Başka işte orada tanıdığın var mı sorusu soruyor. Benim burada abim var. Ben abimi söyledim işte, abim burada ne iş yaptığını söyledim. Abim belgelerini dosyaya koymuştum zaten. Biraz onun üstünde konuştuk. O şekilde mesela annem babam alırken sadece adam ne için gidiyorsun oraya? Annem babam işte oğlumu görmeye gidiyorum, onun yanına gidiyorum demiş ve bitmiş. Okey demişler. Şey pasaportu almışlar. Yani vizeyi basacağız biz demişler yani. Gönderdik. Onlara bir tek soru sormuşlar. Niye gidiyorsun? Oğlum deyince okey demişler yani. Şans, biraz da şans tabii. Kişiye de bağlı. Kişiye de bağlı tabii yani. Memur mesela bizim vize danışmanı öyle diyordu. Siyah saçlı bir kadın varmış. Ya meşhur kadınlar var herhalde de işte şey, vize danışmanının o anki ruh haline bağlı diyor. Sabah diyor mesela kocasıyla kavga ediyor, geliyor oraya diyor. Sinirli oluyor diyor. Önüne gelene vermiyor diyor yani. Anladın mı? Evet. Hani o gün 5 mülakata giriyorsa ikisine üçüne vermiyor diyor mesela. Ruh haline bağlı diyor. Tamamen
yetki onlarda olduğu için sen hiçbir şey yapamıyorsun. Mesela ilkinde biz red yedik. Hani soracağız neden red yedik. Hani bize gidin dediler. Bir tane beyaz kağıt verdiler işte. Neden diye yöneldik kadına, işte bankonun arkasındaki kadına. Oradan güvenlik geldi hemen. Soru sormak yasak dedi ve gönderdi bize. Yani hani şeye de giremiyorsun, tartışmaya da giremiyorsun. Giremez. Ya da soru da soramıyorsun ekstra. Girmemek yani. Girmemek lazım. Yani. Girmemek de lazım tabii. Yani. Oraya bir not alırlarsa tabii. Evet, geliyorsun. Peki tamam, vizeyi de aldın diyelim. Peki ne kadar süreli bir vize veriyorlar? Vizeyi verince 10 senelik veriyorlar. İstersen sen burada 3 gün bir tatil ayarla. İstersen kesin 10 veriyorlar. 5 yok mu mesela? Yok. Kesin Amerika verince 10 senelik bir turist vizesi turist veriyorlar. O şekilde. Peki buraya Amerika'ya geldiğinde ne kadar kalabiliyorsun bu vizeyle? Yani 10 yıllık ama 10 yıllık kalabiliyor musun? Yok. 10 yıl kalamıyorsun. 6 aylık periyotlarla en fazla 6 ay burada kalabiliyorsun. Oturum iznin oluyor. Sonrasında kaçak duruma düşmüş oluyorsun. Yani yurt dışına çıkıp bir daha geri mi gelmen gerekiyor? Tabii yurt dışına, ya yani Amerika dışına çıkıp işte Türkiye olur, Avrupa olur. Oraya gidip tekrar Meksika giriş olur. Yapman gerekiyor. Evet, bir daha giriş yapman. Ama o da sıkıntı olabilir herhalde. O da şu sıkıntıya yol açıyor. Gidiyorsun işte. Hemen geri geliyorsun, oradaki işte, gümrük görevlisi sana sorar yani ne yapıyorsun? Aynen, vize kontroldeki polis hatta bir tanıdığımızın başına gelmiş. O vizeyle sürekli gir çık yapınca ikincide veya üçüncüde işte polis demiş ki dur bakalım sen ne yapıyorsun? Hani sen burada mı yaşıyorsun? Hayatını burada mı kurdun? Yoksa sen işte Türkiye'de mi yaşıyorsun? Başka bir ülkede mi yaşıyorsun? Sürekli gir çık yapıyorsun. Mesela polis 6 aylık damga vuruyor. Hı hı. Oturum izni veriyor sana. O adama 15 gün vermiş. Sana 15 gün veriyorum demiş. Sonra git demiş buradan yani. Anladım. O şeye göre değişiyor. Yani ya. Vizeniz sıkıntıya düşebilir. 6 ay sürekli 6 ay doldurup işte bir hafta çıkıp tekrar gelirseniz polis der ki ne yapıyorsun sen burada yani. Anladım. Peki başka eklemek istediğim şey var mı? Benim şu an sorularım bitti. Başka diye düşünüyorum. Aklıma gelen başka bir şey yok. Turist vizesi o şekilde. Peki gelmek varsa... isteyenlere aynen ne önerirsin mesela? Senin mesela şu an kalacak yerin vardı. Benim kalacak o yönden bir sıkıntın olmadı ama mesela şu an başka ne bileyim turist için gelmek isteyenler. Turist vizesi isteyenler... şöyle, maddi sıkıntısı yoksa, kalacak yeri de dert etmeyecekse bir sorun sıkıntı yok. Ama eğer maddi sıkıntısı varsa, işte kalacak yeri ayarlayamayacaksa, burada harcayacak parası yoksa zaten baştan vizeyi alamaz. O yüzden başka vize türlerine yönelsin derim. İşte ne bileyim F1'dır, J1'dır, işte Work and Travel. Tarzı öğrenci şey. Vizesi. Mesela şu an bir şey yapabilir. Bizim kiramız 800-900 dolar ortalama. Evet. Ya yani daha uygunu vardır mutlaka da bir kere aylık bir 8-9 dolar giderin olacak. Sadece ev tabii. Kirası. Bunun üstüne faturaları eklemiyoruz. Evet. Ya turist ulaşım. Vizesiyle zaten buraya gelip yaşama planları olmasın hani kira gibi değil vesaire. Eğer yaşama planı varsa işte dediğim gibi hani işte öğrenci vizesi olur, work and travel olur. O tarz şeylere bakması gerekir. Yani turist vizesi sadece burayı gelip gezmelik bir. Anladım. Peki bu kalacak yer konusunda Airbnb'den yapılan rezervasyonlar kabul edilir mi biliyor musun? O da edilir herhalde yani. O da bir nevi otel kalacak yer, konaklama yeri sayılır. Yani. Evet. Bence kabul edilir diye düşünüyorum. Şunu da ekleyebiliriz yani bu videoyu izleyip ekstra sorusu olan, şu an konuşmadığımızın dışında sorusu olan olursa bana Instagram'dan da ulaşabilirler. Yorumlara da yazabilirler. Yorumlara da yazabilirler tabii. Hı hı. Yorumlara yazsanız daha iyi. Yorum beğeni yapmayı unutmayalım. Instagram'dan yani, sana ulaşsınlar. Aynen. Evet. Yani yorum yapsanız da olur. Belki soru cevap videosu çıkabilir. Çok yorum soru gelir. Yani bana ulaşmanıza gerek yok çünkü ben turist vizesi hakkında bilgim yok ama Enes'e ulaşabilirsiniz. Şuraya bırakalım benim Instagram adresini. Veya Deniz yazsın. Evet, açıklamalara da yazabiliriz. Duyma bağlı olarak. Aynen. Yani yorum da atabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz. Nasıl onun... derseniz. Çok yorum gelirse, çok soru gelirse bir soru cevap videosu yaparız Deniz'in kanalına. Tabii ki. Ama şöyle bir şey de var. Yani mesela şu an siz bir videoda biz bir şeyler anlattık ama bunların en basit cevapları da aslında internette var. Yani şu an nasıl diyeyim? Ya bir şeyi sadece direkt başkası sormak yerine önce bir araştırma yapıp ondan sonra da sorabilirsiniz. Tabii doğru. Demek istiyorum. Ya bizim yani, şu an konuştuğumuz çok basit ama. Çünkü biz kendi şeylerimizi yani. Mesela ben C1'la geldim ama ben araştırarak geldim. Yani çok fazla sorduklarımı cevap vermiyordu açıkçası. Biz öyle değiliz ama yani basit araştırmalar da çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. Ama bizim insanlarımız sevmiyor araştırmayı. Araştırmayı teşvik edelim. Gerisi teşvik edelim aynı. Şey yani bu yani, görüntüde yani. Bir işe yararsa diye çektik işte. Evet. Yazı okumaktan sıkılıp sadece dinlemek isteyenler varsa diye. Evet. Başka bir video hakkında ya yani başka bir konu hakkında konuşmamızı isterseniz veya çekmemi isterseniz yazabilirsiniz. Yani çok boş video yapmamaya çalışıyoruz ama yaptığımızda ne kadar dolu bakalım.
Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Özetle şunu söyleyeyim. Evet. Gelin abi, burası güzel. Evet, Amerika yani, güzel. Şu an Central Park. Ben buraya Amerika'ya 3. gelişim ve ilk defa geliyorum Central Park'a. Evet. Daha tam yeşillenmemişti ortam. Daha tam yeşilliği tam göremedik ama ortam şahane. Muhteşem. Çıkın çıkın gelin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür edemeyiz. Kendinize iyi bakın. Eliniz kim? Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.